Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte PlayStation için özel üretilmiş olan sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR'a bakıyoruz. Öncelikle videomuzu Artway sponsorluğuna çektiğimizi belirtelim. Artway'in ne olduğunu zaten önceki videolarımızda da size anlatmıştık arkadaşlar. İnternet alışverişlerimizden hiçbir şey yapmadan ekstra para kazanmamızı sağlayan bir sistem. Ancak ben size burada farklı bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Artway bize kolaylık olması açısından bir adet eklenti çıkarmış. Artık alışverişlerimizden çok daha kolay para kazanabiliyoruz. Şöyle hemen Chrome'a ekleyelim. Ve artık artway.com.tr adresi bizim tarayıcımızda bir eklenti olarak yer alıyor ve alışverişler çok daha kolaylaşıyor. Eklentiyi göstermeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Videoyu yayınladığımız tarihten itibaren 3 gün boyunca 2 kat bonus kazanabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim, bu fırsatı kaçırmamanızı söyleyelim. Şimdi eklentimize tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi eklentimiz sağ tarafta açılıyor arkadaşlar. Burada birçok mağaza var ancak biz farklı bir mağazaya yine buradaki arama kısmından ulaşabiliyoruz. İlla buradaki mağazalardan alışveriş yapmak durumunda değiliz. Biz şimdi PlayStation VR'ımızı alalım ve neon1.com'dan hızlıca bir arıtıp gördüğünüz gibi tek tıkla beni direkt bonus almak için neon1.com'a gönderiyor ve yaptığım alışverişten %0.50'lik bir bonus kazanacağım. Şimdi VR'ımızı hızlıca aratalım. Bir adet PlayStation VR alacağım ve bir adet de kamera alacağım. Hızlıca alışveriş işlemlerini geçelim. Siparişimizi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta bakiyemiz toplam 287 lira 35 kuruş olmuş. Bu alışverişimizden yine hiçbir şey yapmadan 11 liralık bir gelir sağlamış olduk. Ve şimdi gelin VR'a dönüş yapalım. Ülkemizde 24 Ocak'ta resmi olarak satışa sunulan PlayStation VR'ı bizler de elimizdeki ilk nesil PlayStation 4 ile birlikte oynayacağız. Bunu şu sebepten dolayı söylüyorum arkadaşlar. PlayStation VR kullandığınız için illaki PlayStation Pro'ya ihtiyacınız yok. Bildiğimiz PlayStation 4'lerle de oynayabiliyoruz. Ayrıca şunu söyleyelim. PlayStation VR'la oyun oynamanız için illaki almanız gereken bir aparat daha var. O da PlayStation'ın kamerası arkadaşlar. Hali hazırda eskiden kalma elinizde bir adet varsa onu kullanabiliyorsunuz. Oyun deneyimini daha üst bir seviyeye çıkarmak için bu gerekli ama şart değil. Öyle aman aman efsane bir kablo karmaşası yok. Şuradan gördüğünüz gibi bir adet kablo çıkıyor. Ucunda çeşitli düğmeler var. İşte ses açma kısmı, mikrofonu açıp kapatma, hatta cihazın kendisini açma kapatma gibi tuşlar yer alıyor. Bunun yanında kablomuz diğer ucunda yine PlayStation VR kutusunun içinden çıkan başka bir kutuya takıp onu da PlayStation 4'ümüze bağlıyoruz. PlayStation VR'ı ben ilk kullanmaya başladığım zaman hafiften bir mide bulantısı oldu açıkçası, bunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi biz görüntü olarak ilerleyen bir şey görüyoruz ancak vücudumuz sabit şekilde duruyor. Burada da devreye beynimiz giriyor, diyor ki görüntü ilerliyor ancak vücut sabit. Ben burada mideyi uyarayım, herhangi bir sorun olabilir diye bir uyarı gönderiyor midemize. Bu şekilde de midemiz bulanmış oluyor. Ancak ben belli bir kullanımdan sonra ortalama 1-2 günlük deneyimin ardından bu sorunu atlattım. Hani artık daha fazla midem bulanmamaya başladı. Zaten PlayStation VR'ın kullanım kılavuzunda da şöyle bir uyarı var. 1 saatlik kullanımın sonunda 15 dakika ara vermeniz gerekiyor. PlayStation VR'ın yanında bir adet kutu geliyor arkadaşlar. Bu kutu sayesinde PlayStation 4'ümüzle bağlantıyı kuruyor. Yani VR'ı bu kutuya bağlıyoruz. O kutuyu da PlayStation 4'e bağlıyoruz. Böylece aradaki iletişim sağlanmış oluyor. Ortamın biraz karanlık olması lazım. Öyle aşırı gün ışığı alıyorsa bazen kamerada görmeme problemleri olabiliyor. Şimdi gelin PlayStation VR'ımızı PlayStation 4'ümüze bağlayalım. Ve ofisteki arkadaşımız Resident Evil 7 ile ne gibi tecrübeler yaşamış? Buna bakalım. Oğlum bu teknoloji bu hale mi geldi ya? Bunun arkasında biri var galiba. Abi nasıl bir karanlık? Tırsıyorum şu an. Yavaşladı. Vallahi yavaşladı. Adam gitmiyor abi. Aşağıdan bir şey çıkarsa çok bir sıçrarım yalnız. Allah kaç 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 kaç. Ya Allah. Allah. Abi ya bu yani... Bu ne be? Vur abi vur vur. Gözüme soktu bıçağı. Vallahi gözüme soktu. Oo! Resmen dibimde gibi şu an yani. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Uzaklaşamıyorum. Bir kafa atacağım buna şimdi. Abi bak bunu ben kaldıramıyorum abi. Şaka yapmıyorum yani. Kız yapma, ne yapıyorsun? Bu kendini öldürmeye çalışıyor galiba. Böyle olacağı belliydi. Wow. Hala orada mıyım ya? Tek başıma akşam bir karanlıkta falan oynasam bitiremem muhtemelen. Kulaklıkla yüksek sesle oynarsak bitmez bu oyun. VR'la bu oyunu oynayamam ya.
Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar, denediğim birçok VR arasında kafaya en rahat oturanı benim için PlayStation VR oldu. Uzun kullanımlarda da PlayStation VR kafanızda çok fazla bir ağırlık hissettirmiyor. Ürünümüzün toplam ağırlığı 610 gram. Ayrıca üzerinde bir adet düğme ve tekerlek bulunuyor. Bu düğme ve tekerlek sayesinde de kafanızı istediğiniz gibi rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Ürünün plastik bir yapısı var arkadaşlar. İçinde 5.7 inçlik Full HD bir ekranımız bulunuyor. 90 ile 120 Hz arasında bir yenileme hızı sunuyor bizlere. 100 derecelik bir görüş açısı var PlayStation VR'ımızın. Aynı zamanda 0.18 milisaniyelik bir gecikme süresi var. Tabii biz bu gecikme süresini oyun oynarken hiçbir şekilde hissetmiyoruz. VR'ımızın içinde hız ölçer ve jiroskop yer alıyor. Boyutlarından da bahsedeyim sizlere. 187 mm'lik bir genişliğimiz, 185 mm'lik yüksekliğimiz, aynı zamanda 277 mm'lik de bir uzunluğumuz bulunuyor. Artık son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Bana göre PlayStation VR oyun deneyimini gerçekten başka boyuta taşıyan bir cihaz. Yani sözün özü, hazırda bir PlayStation 4'ünüz varsa ya da almayı planlıyorsanız onun yanında gayet iyi durabilecek bir cihaz PlayStation VR. Ve artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Şurada sizin için bir anket hazırladık. Sizce sanal gerçeklik gözlükleri gelecekte oyun deneyimimizi ne kadar etkileyecek? Klavye, mouse, işte ne bileyim oyun kolu falan piyasadan kalkacak mı? VR'lar piyasayı tamamen alacak mı? Bunun cevabını şuradaki ankette arıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.